Sercan öğretmen tamamen suyla doldurulan kabın ağız kısmına hava almayacak şekilde piston yerleştiriyor. Kabın X, Y ve Z noktalarına açılan özdeş deliklere özdeş tıkaçlar yerleştirerek pistonun üst kısmından belirtilen yönde kuvvet uyguluyor. Buna göre Sercan öğretmenin yaptığı deneyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. D şıkkından başlayalım. Arabalarda kullanılan hidrolik fren sistemlerinin çalışma şekli bu deneyle açıklanabilir diyor. Hidrolik fren sistemlerinde Pascal prensibinden yararlanır. Pascal prensibi bakın sıvıya uygulanan bir kuvvet basınç her noktaya aynı şekilde iletilir. Burada da uygulanan kuvvet tüm noktalara aynı şekilde iletilecektir ve bütün noktalar arasındaki basınç değişimleri birbirine eşit olacaktır. Kuvvet uygulandıktan sonra x tıkacı yerinden çıkmışsa y'nin derinliği daha fazla olduğu için y tıkacı da yerinden çıkmıştır. y tıkacı yerinden çıkmışsa z'nin derinliği y'ninkinden daha fazla olduğu için z tıkacı, da yerinden çıkacaktır. Buradan cevabımız A Su bardak ve kağıt kullanılarak deniz seviyesinde gerçekleştirilecek deneyin aşamaları aşağıda belirtilmiş. Yapılan deneylerle ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi burada her ikisinde de arkadaşlar e, su dökülmüyor, kağıt düşmüyor. Ama birinci aşamada bardak yarısına kadar suyla dolu. ikinci aşamada ise tamamen suyla dolu. Deney deniz seviyesinden yükseklerde yapılsaydı buradan etki eden açık hava basıncının etkisi azalacağı için su dökülebilirdi. Bardaktaki suya Açık havanın uyguladığı basınç birinci aşamada daha azdır diyor. Şimdi aynı ortamda olduğu için arkadaşlar her ikisinde de uygulanan açık hava basıncı eşit olacak. Her iki aşamada bardaktaki suyun ve açık havanın basınçları eşittir ifadesi yanlıştır. Neden? Çünkü ikinci aşamada arkadaşlar bardak tamamen suyla dolu olduğu için buradaki sıvı basıncı açık hava basıncı ile dengelenecek. Birincide ise hem sıvı hem de içeride yarısına kadar bulunan hava bir basınç uygulayacak. Bu durumda bardaktaki suyun kağıda uyguladığı basınç ikinci aşamada daha fazladır diyebiliriz. Cevabımız aşık olacaktır. İki metal yarım kürenin açık kısımları birbirine dokundurulup içindeki hava miktarı azaltıldığında yarım kürelerin birbirinden ayrılmadığı görülür. Bunun nedeni kürelere etki eden dış basıncın kürelerin iç basıncından büyük olmasıdır. Buna göre kürelerin ayrılmamasının nedeniyle aşağıdaki örnek olaylardan hangisinin gerçekleşme nedeni benzer değildir diyor. Bakın kürenin ayrılmamasının sebebi etki eden dış basıncın yani açık hava basıncının iç basıncından daha büyük olması. An şıkkında içinde su bulunan tabağa sabitlenen mumun üzerine kavanoz kapatıldığında tabaktaki su kavanozun içinde yükselmeye başlar. Neden? Çünkü yine dış basınç iç basınçtan daha büyüktür. Isıya dayanıklı şişenin içine yanan kağıt parçası atılıp şişenin ağız kısmına da haşlanmış ve soyulmuş yumurta yerleştirildiğinde Yumurta bir süre sonra şişenin içine düşer çünkü yanan kağıt parçası içerideki basıncı azaltır. Bu durumda dış basıncın etkisi artar ve yumurta bir süre sonra şişenin içine düşer. Su dolu bardağın ağzına kağıt kapatılıp kağıt alttan elle tutularak bardak ters çevrildiğinde kağıdı tutan eli çektiğimizde bardaktaki su dökülmez. Yine burada etki eden dış basıncın iç basınçtan büyük olması etkilidir. Mutfak tüplerinin içine basınçlı gaz doldurulur ve kullanım anında tüplerin vanası açıldığında dışarı gaz çıkışı gerçekleşir diyor. Bakın burada iç basınç dış basınçtan daha büyük. Örnekte tam tersiydi. Bu durumda benzerlik göstermez. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Yarısı suyla dolu olan damacananın üstündeki pompaya Kuvvet uygulandığında ağız kısmından dışarıya su çıkmaktadır. Bu örnekten hareketle yargılarından hangilerine ulaşılamaz diyor. Burada arkadaşlar pompaya kuvvet uygulandığında ağız kısmından dışarıya su çıkmasının sebebi sıvıların içinde bulunan sıvının ve gazların basıncı iletmesi. Burada derinliği ile ya da kapalı kapların gaz basıncı ile ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. Buradan cevabımız değişik olacaktır.